Kulyafunda. Örgülü prenseslerim. Saat henüz daha 12.30 bire gelmedi. Her taraf inanılmaz dolu. Kızlar yanımdan fazla ayrılmayın, tamam mı annem? Evet, aşağı inmemiz lazım. Hadi gelin bakalım. Bismillah, şuna düşmeyelim de. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ana yol. Ana yol bomboş. Sellerden dolayı çoğu yollar kapanmış. Bakın böyle kapalı diye gösteriyor. Allah'ım afetlerden korusun. İnanın itfaiyeler sürekli kum torbası taşıyor. Almanya'ya uzun zamandan beri böyle bir sel olmamıştı. Yolu bile kapatmışlar yani böyle. Şimdi buraya gitmen için bayağı bir yol değiştirmen lazım. Arkalardan gitmen lazım. Allah beterinden korusun. Hadi bakalım biz bir lidil yapalım da. Ta ileriye kadar da olmuş değil mi? Anam. Evet. Her zaman geldiğimizde sizlere gösteriyorum marinayı. Normalde burada böyle sayılı gemiler vardı. Hatta şöyle karşıyı da kapıdan görünmez ama full dolmuş. Şey de olabilir oğlum, tehlikeli olan yerlerden olabilir. Buraya gelmiş olabilirler değil mi? Evet. Bakın bak, böyle abi. Evet, hiç boş yer kalmamış marinada, dolmuş her yer. Normal oğlum, herkes ne yapsın, malını kurtarma derdinde. Bir zarar gelmesin diye. Burada da su yüksekliği. Bakın böyle gayet anlaşılır bir şekilde yoğun yani. Evet. Çok su oldu. Melih şuna beni gezdir. Öndekilere çarpa çarpa gideriz. Gel. Şu beyazına mı? Aynen. Bir sağ bir sol. Çarpa çarpa gideriz. Evet, yemekhaneye kadar da olmuş değil mi? Hı-hı. Karşı tarafta öyle. Evet. Karşınızda yakışıklı Melih'im. Eldivenleri giydi de yalnız şapka giymemiş. Saçı bozulmasın diye şapka giymek istemiyor. Bozulsun Melih'im, ne olacak? Şöyle şey görünüyor bir dakika. Işık vuruyor ya. Ama bayağı bir soğuk değil mi? Evet. Zaten normalde de yani böyle su kenarları soğuğu çok çekiyor. Evet. Yazda olsa biraz eser olsun. Genelde ben buraya ilkbaharda olsun, yazda olsun sık sık gelirim. Çok seviyorum buraya gelmeyi. Hem böyle yürüyüş yapıyoruz, hem bir şeyler yiyip içiyoruz. Şöyle bakın, banklar da var oturmak isterseniz. Gayet güzel yani. Hadi gelin bakalım. Sağ mı sola mı? Şu arkası hemen restoran. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Orada da pizza türleri, pommes türleri, yani böyle yiyecek şeyler var. Annem, masayı sildin mi? İyi, gelin de. İyi, şarkıcı kızla. Evet, şöyle hemen akşam yemekten sonra bir şeyler hazırladım. Yemeğimizi yedik. Şöyle Türk Bakkalı'ndan kızlar gofret almışlardı. Umarım taze ve güzeldir. Mısır patlatmamız var. Mısır patlatmamızı hemen göstereyim. Şöyle her yerde var zaten. Bugün Netto'dan almıştım. Böyle hazır paketi şekerli. Şöyle kocaman bir şey. Bu çok güzel oluyor. Çocuklar seviyorlar böyle. Ondan da aldım. Bugün pasta masta istemediler. Çünkü yemeği birazcık geç yedik. Şöyle berlinamız falan da var. Hadi bakalım. Kızlar hadi götürün, gelin de annem. Tamam, geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar, şöyle oturdum yine her zamanki yerime. O kadar alışmışım ki buraya. Ne bileyim, alışveriş videoları, sohbet videoları. Burası benim bir köşem oldu değil mi? Evet. Hatta bana şuraya arkaya bir yazın. Tabii benim köşesi diye kimse oturmasın. Hatırlıyorsan önceden takipçilerimiz vardı. Birkaç tane böyle iki şeyi geçmez de. Sizin videoları izlerken mutfakta şu duvar kağıdı benim hep gözümü alıyor derlerdi. O yüzden şimdi herhalde alıştılar, öyle bir şey gelmiyor. Olabilir. Onun için şikayet mükayet yok yani. Biraz daha sabredin, şikayet etmeyin. Belki sonra seneye artık nasipse değiştiririz. Evet arkadaşlar, hemen videomu fazla uzatmadan sizlere bir veda şeyi yapıyorum burada. Artık ne diyeyim, veda videosu. Öncelikle şimdiden şöyle şunu söyleyeyim.
Veda derken yanlış anlaşılmasın. Ne oldu? Bunda Cimci. iki saat kamera görmüş gibi bakıyor yani. Bir defa mı çıkıyorsun kameraya? Sen de mi gezdin şöyle? Cimci. Tamam. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir sene boyunca iyisiyle kötüsüyle yani mümkün oldukça sizlerin karşısına çıkmaya gayret ettik, devam ettik, her gün videolar çektik. Bir senenin daha sonuna geldik. Mümkünse birazcık videolara ara vereceğiz. Zaten cumartesi pazar video koymayız. Herkesin hazırlığıydı, alışverişte derken cumartesi pazar koymayı düşünmüyoruz. Yeni yılda da geçenlerde de videomda söylemiştim. Artık böyle hani birinci, ikinci ayda böyle sık sık her gün video koymayacağım. Biraz ara vereceğim hem de dinlenmiş olacağım. O yüzden şimdiden hepinize hayırlı yıllar diliyorum. Yeni yılınız inşallah sağlık, huzur, mutluluk, barış getirir. Evet. Hepimizin yeni yılda dilekleri bu şekilde değil mi? Evet. İnşallah bir daha Rabbim kötü günler yaşatmasın. Amin. Her zaman söylüyoruz aslında ama tabii ki 2023 bayağı bir acılar bıraktı. Onları tekrar tekrar söylemek istemiyorum da. Gerçekten öyle. 2020'de de diyorduk. Keşke hani 2022 gitsin, 23 gelsin diye 23 daha kötü geldi. İnşallah 24'ten dediğim gibi hepimizin dileği bu. İlk önce her zaman ne diyoruz? Sağlık olsun. Önce sağlık. Sağlığımız varsa her şey olur. O yüzden gözüm takıldı. Bir şey yapışmış şuraya da. Ne oldu? Herkes bana bakıp gülüyor. Yok bir şey yok. Normal sen konuştuğun için bakıyorsun. Siz de konuşabilirsiniz canım. Ben bazen kaptırıyorum kendimi. Videoyu açıldı mı? Aslında ne bileyim. Hani böyle fazla zaman geçmesin. Fazla milletin şeyini almayayım diyorum. O yüzden böyle konuşuyorum değil mi? Evet. O zaman siz de katılın da bir şeyimizi ben de Şimdi sakin açık konuşayım. konuşalım, yorulduk. Yani hakikaten ben Evet. yoruldum, yana yok. Biz bu kanalla uğraşmıyoruz. Başka yaptığımız işlerimiz de var. Başka projelerimiz var. Orada çok zaman harcıyoruz. Geçen gün de söylemiştim ya Evet. gerçekten yorucu oluyor. Yani hani siz 10 dakika bakıyorsunuz, aa video gelmiş işte bir bakalım ama gerçekten işte ay ya bugün videom var ama bakıldı geçti yarın ne yapsam ki? Yani herkes de her şeyi beğenecek diye bir şey Tabii, yok. tabii. Mesela bazıları var yemek videosu paylaştığımda kesinlikle yemek videosuna bakmıyor, izlemek istemiyor. Bazıları dışarıda gezmeye bakmıyor. Tabii. Farklı farklı o yüzden gerçekten herkesi böyle memnun etmek birazcık zor. Ben de dedim hem ara veririm hem biraz dinlenmiş olurum. Bakalım artık Allah ne şey yaparsa böyle önüme bir vloglar çıkar yaparsam 2-3 günde bir paylaşırım. Hem de sizleri böyle merakla bırakmam. Her şey sağlık şeyi değil Kom mi? yani komple bırakmıyoruz. Yani komple bırakmıyor değil mi? 11. ay, 12. ay bize yorucu geçti. Evet, aynen Hakan öyle. dediğin gibi tek bununla uğraşmıyoruz. Başka yaptığımız şeyler bu Ya tane. dünya şeyi, çoluk çocuk da okuldu, yemekti, Yani işlerdi derken. de onlar değil. Evet, gerçekten yorucu oldu. Şimdi hani bazıları diyebilirler, yeni böyle YouTube kanalı açanlar var. İşte bunlardan da bana atacağı var ya. Garip Böyle yüzüme yüzüme bakıyor, tuhaf ediyor. garip ha. Evet, şimdi yeni kanallar açan var. Bize de hep altlarına yazıyorlar. İnanın dışarıdan göründüğü gibi kolay değil arkadaşlar. Hani şöyle olabilir, bazıları hiç sallamıyor. İşte şu an burada yemek yerken oraya kameraya ayarlıyorlar. Öyle şeye takipçileri şey yapmadan yiyip yiyip kamerayı Ya kapatıyorlar. şimdi bir saat böyle rahat da oturursun yani ben de görüyorum. 40 dakika yemek yiyişini çekiyor adam. Bak millet de Evet. bakıyor yani çok meraklı bilmiyorum millet Aynen. yiyişine. Çoğu insan mesela takipçileriyle ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Onlar yokmuş gibi yemeğini yiyip yiyip kendi arasında sohbet edip kapatıyor. Ama biz öyle yapmadığımız için yani her şeyi sizle şey yaptığımız için Evet. birazcık yorulduk. Şimdi bizimki interaktif olduğu için sizle komünist yaptığımız için başka oluyor tabii. Evet. O yüzden dediğim gibi yeni yılda tekrardan görüşürüz Allah nasip ederse. Bu bizim Evet. bugün veda videomuz değil mi? Evet, Evet, 2023'e. şimdiden mutlu seneler. Evet. Evet, mutlu yıllar olsun hepinize. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, barışla. Rabbim hiç kimsenin gözünden acı yaş akıttırmasın Evet. inşallah. Tek dileğimiz bu, değil mi? Hep beraber karşınıza çıkarız yeni yılda. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim ikinci kanalımız daha var. Bir kanal daha var. O da İngilizce şeyli ağırlıklı kanalımız. Bakarsanız biraz da orada şey yaparız, yükleriz. Ama o da belli değil tabii. Yani sessiz Yani kanalımız mı? sessiz kanalımız bir Onu tane. çok ara verdik değil mi? Evet, aynen Ona çok ara öyle. verdik. Arkadaşlar yoruluyor, hakikaten yoruluyor. Hani böyle bu işten baktığı gibi hanım dediği gibi kolay bir şey değil. Evet. Hakikaten kolay bir şey değil yani. Yoruyor insan, hakikaten yoruyor. Kafa yoruyor. Beyin olarak da yoruyor. Aynen Yani. öyle. Beyin olarak. Hani çoğu kişi diyor ki işte yok temizlik yaparken ben yani böyle temizlik videoları çekmek Ben de istemiyorum. sevmiyorum çekmeyi. Çoğu kanallarda görüyorum yani ne bileyim adam almış eline kamerayı kadın temizlik yaparken gelişi güzel çekiyor. Yani kadının neresi görünüyor, arkası mı, önü mü? Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Ne kadar böyle seyircilerin arasında sizleri sadece bayanlar izlemiyor. O izlediğiniz yerde mutlaka erkekler de var. Şimdi bazen var görüyorum.
daha kavukluk yapmak. Yani evet. Şakkabanlığı çıkan iş. Onu da yapmıyoruz. O da yok bizde. Yani para pulla hava atma derdimiz de yok. Evet. O da yok. Garibanlık ayağına o da yapmıyoruz. Kendi evet. acınma şeyimiz de yok. Düz bir aileyiz yani. Evet. Mesela şöyle bir şey. Bizleri zaten siz ilk Korkmaz ailesi deyince alışveriş videolarıyla tanıdınız. Çoğu insanlar hiçbir şekilde, yani bu Türkiye'de de var. Özellikle Türkiye'de alışveriş, hiçbir zaman alışverişe gittiklerinde sizlere bir video yapıp göstermezler. Hep mağdur gösterirler kendilerini. Evet. Halbuki onlar inanın yani seni beni satın alacak güçte para olarak ama evet. ağızlara alışmış hep yok yok demeye. Adam gitti koca evini düzdü, araba aldı, illetini yaptı. Gitti 2-3 tane daire aldı. Evet. Hemen sordu mu mağduriyet evet. mağduriyet. Bunun gibi neler var, o yüzden gerçekten yani yiyecek ekmeğiniz varsa, içecek suyunuz varsa yok diye diye Rabbim bir gün yok eder. O yüzden ben hiçbir zaman böyle şey değilim. Yok demek yakışmaz yani. Arkadaşlar biz şimdi bu Komodayt olarak tek YouTube'da varız. Başka hiçbir mecrada yok. Bir Instagram var da orada çok çokam var ya. Evet. TikTok mecrasında yokuz. Yani biz oraya hiç video koymadık. Hatta video konduğumu da bana haber geliyor. Ona göre de yazıyoruz. Avukatla falan karşı çıkıyoruz. Yani unutmayın ki bu iş telif hakkıdır. Yani bizim şeyimiz olduğu için kimse bizim şeyimizi kullanamaz. Evet. Aynen öyle. Yani resmimiz bizden habersiz kullanamaz. Kullandığımı buldum. Ya Türkiye'de ya burada avukatla üstüne gidiyorum. Tamam açıyorum yani. Bu iş böyledir. Evet bak. Hanım öyle yani. Bu bizim unutmak ki kendi bizim ürettiğimiz şeyler bizim telif hakkı düşüyor. Herkes, herkesin emeğine saygı duyması. Tabii ki yani misal dizi bakayım bazen. Müzik çıkıyor sesini kısırıyla YouTube'da. Telif hakkı yemiyorsun evet, diye. Evet telif hakkı aynen öyle. Parasını yani, vermediğin hiçbir şeyi yapamıyorsun. Yani ona göre yani arkadaşlar bir de gözünü seveyim. Doldurma altını şeyle. Ya kanal açtım bana abone olun. Bana abone olun. Geçen uyardım sizi. Böyle hem yorumla yazarken size uyarı geliyor. Orada yazdım. Reklam ve spam ve satır diye yapmayın böyle şeyler. Evet. Yazmayın. Bir de şöyle bir şey, siz ne kadar bize yazarsanız yazın işte ben kanal açtım bana da destek olun diye. Yani benim takipçim, benim seyircim eğer seni hiçbir zaman hani şey görmüyorsa seni takip bile etmiyor yani. Evet. Kendi kendinize bir yerlere gelmeye çalışın. Biz burada hep öyle olduk. Bize hiçbir kimse yardımcı olmadı Allah'tan başka. O yüzden böyle şeyler yazmayın, sonra da darılmayın diye cevap vermiyorsunuz diye. Geçen bir hanım kardeşimiz kanal açmış Almanya'da. Bakın benim kullandığım hashtagleri kullanıyor. Yazı şeklimi kullanıyor. Bir de abone olmuş. Hani oradan gördüm biliyor musun? Aynı bizim şeyleri kullanıyor. Ne olacak? İlerleme yok onda da. Aynen. Hadi o zaman ne yapalım? Videomuzu sonlandıralım. Çok fazla uzun olmasın bu evet, videomuz. Evet. Kendinize iyi bakın. Aynen. İnşallah nasipse dediğim gibi sağlıklı bir şekilde 2024'te karşınıza çıkarız. Bakalım hangi gün onu Allah bilir. Hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seneye görüşürüz.